Hadi hemen oyunumuzu indir. Elmaları topla ve sen de kendi Pamuk Prenses stilini yarat. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak bir ülkede, çocuğu olmasını çok isteyen ama bir türlü sahip olamayan bir kadın varmış. Üzüntüden her gün gözyaşı dökermiş. Bir gün yine ağlarken bir peri gelmiş. Niye ağlıyorsun? Anlat bana. Belki bir yardımım dokunur. Hayatta kimsem yok. Küçük bir kızım olsun istiyorum. Bana arkadaş olurdu. Tamam, artık ağlama. Sana bir tohum vereceğim. Onu bir saksıya ek. Bol güneş alan bir yere koy. Ayrıca ona her gün şarkı söyle. Büyüyüp çiçek açınca bir sürpriz göreceksin. Kadıncağız perinin dediklerini hemen yapmış. Günlerce saksının başında bekleyip ona şarkılar söylemiş. Günlerden bir gün saksıda ufacık bir filiz görmüş. Kısa bir süre sonra bu filiz yaprakları kapalı, pembe bir güle dönüşmüş. Kadıncağız o kadar sevinçli ve mutluymuş ki. Bir gün o pembe gülü koklarken öpüvermiş. Birden gül yaprakları yavaş yavaş açılmaya başlamış. İçinde sapsarı saçlı, pembe yanaklı, parmak kadar bir kız çocuğu oturuyormuş. O kadar şaşkın ve sevinçliymiş ki, perinin o tohumu neden verdiğini anlamış. Hemen minik kızı eline alarak onunla konuşmaya başlamış. Güzel kızım, yuvana hoş geldin. Ben senin annenim. Adın da Parmak Kız olsun. Hemen ona cevizden bir beşik, menekşe yapraklarından bir yatak ve gül yapraklarından da yorgan yapmış. Parmak Kız annesiyle çok mutluymuş. Onunla birlikte şarkılar söylüyor, dans ediyorlarmış. Annesi bir kaba su doldurup içine ceviz kabukları atmış. Parmak Kız orada saatlerce yapraklara ve kabuklara binerek dolaşıyormuş. Aradan uzun zaman geçmiş. Ve Parmak Kız artık büyümüş ama hala mini minnacıkmış. Parmak Kız bir gece yatağında uyurken pencere aralığından çirkin bir kurbağa içeri girmiş. Uzun uzun Parmak Kız'ı seyretmiş. Çok da güzelmiş. Tam benim gelinim olacak bir kız bu. Yavaşça kucaklayıp bahçedeki su birikintisinin kenarına koymuş. Oğlu da koşarak babasının yanına gelmiş. Babacım, eşim olacak bu kız çok güzelmiş. Biz hazırlıklarımızı yapana kadar onu şu nilüfer çiçeğinin üstünde saklayalım da kaçmasın. Sabah olunca nilüfer çiçeğinin üstünde gözlerini açan Parmak Kız, suyun ortasında olduğunu görünce korkup ağlamaya başlamış. Sesine göldeki tüm balıklar koşup toplanmışlar. Neden ağlıyorsun? Neyin var? Burada ne işim var benim? Ne güzel yatağımda uyuyordum. Gözümü bir açtım, buradayım. Evime, anneme gitmek istiyorum. Şu çirkin kurbağa ve oğlu seni buraya koydular. Evlenecekmişsiniz. İstemiyor musun yoksa? Hayır, hayır! Bana yardım edin lütfen. Tüm balıklar hemen Nilüfer'in gölün dibindeki sapını kırt kırt kemirmeye başlamışlar. Sapı kopan Nilüfer rüzgarla sürüklenmeye başlamış. Sürüklene sürüklene kıyıya kadar gelmiş. Fakat bu kez de ağaçta yaşayan Ağustos böceği Parmak Kız'ı görmüş. Bize benzemeyen ilginç bir böcek. Eve götüreyim bari, bizimkiler de görsün. Hemen Parmak Kız'ı kucaklayıp almış ve ağaçtaki yuvasına götürmüş. Arkadaşları çok şaşırmışlar. Bu aynı insana benziyor. Derhal geri götür bunu. Yuvamızda istemiyoruz. Arkadaşlarını sinirlendirdiğini düşünen Ağustos böceği, çaresiz Parmak Kız'ı alıp ilerideki ormana bırakmış. Çok acıkan ve susayan Parmak Kız
çiçeklerden su içmeye çalışıyormuş. Yiyecek bulamadığı için bitkin düşmüş. Ayrıca hava soğuduğundan iyice üşümeye de başlamış. Elbiseleri bile yazlıkmış. Sığınacak bir yer aramak için uzunca bir yol yürümüş. Nihayet karşısına küçük bir toprak yığınının içinde bir kapı çıkmış. Sevinçle kapıyı çalmış. Kapıyı yaşlı bayan fare açmış. Çok üşüdüm ve çok da açım. Ne olur beni evinize alın. Sen de kimsin? Adım Parmak Kız. Size başımdan geçenleri anlatacağım. Ama lütfen önce beni içeri alır mısınız? Gerçekten çok üşüyorum. Gel bakalım güzel Parmak Kız. İçeri girince bayan fare Parmak Kız'ın karnını bir güzel doyurmuş. O da bayan fareye başından geçenleri bir bir anlatmış. Böylece beraber yaşarlarken bir gün kapı çalmış. Bir misafirleri gelmiş. Aa, hoş geldin Bay Köstebek. Hoş bulduk. Bu güzel kız da kim bayan fare? Tanıştırayım. Bu Parmak Kız. Beraber yaşıyoruz artık. Memnun oldum efendim. Parmak Kız'ın güzelliğine hayran kalan Bay Köstebek artık her gün bayan farenin evine geliyormuş. Gelirken bir sürü hediyeler, yemekler getirip Parmak Kız'ın ilgisini çekmek istiyormuş. Gel zaman, git zaman. Bir gün Bay Köstebek Parmak Kız'la konuşmaya karar vermiş. Parmak Kız, ben seni gerçekten çok beğeniyorum. Seninle evlenip bir yuva kurmak isterim. Tabii eğer sen de istersen. Bay Köstebek, çok teşekkür ederim. Siz çok nazik bir beyefendisiniz. Ama ben evlenmeyi düşünmüyorum. Bayan fare akşam olunca Parmak Kız'la bu konuyu konuşmak istemiş. Parmak Kız'ı mutlu edebilir diye düşünüyormuş. Evlenmek istemiyorsun. Ama yine de gel beraber bir de onun evine gidelim. Eğer fikrini değiştirirsen hem nasıl bir evde yaşayacağını görmüş olursun. Ne dersin? Aslında Parmak Kız'ın Bay Köstebek'le evlenmek istememe sebebi köstebeklerin yerin altında güneş görmeden yaşamalarıymış. Ona hiç uygun değillermiş ki. O bir güneş kızıymış. Fakat bayan fareyi kırmamak için mecburen peşine takılıp Bay Köstebek'in evine doğru yola çıkmışlar. Ancak daha eve varamadan yolda baygın bir güvercin görmüşler. Parmak Kız hemen yanına koşmuş. Ne olduğunu anlamak istiyormuş. Dikkatlice inceleyince kanadını incittiğini anlamış. Hemen eve koşup ilk yardım çantasını almış ve baygın güvercinin yanına geri dönmüş. Kanadına pansuman yapmış ve bir güzel sarmış. Gözlerini açan beyaz güvercin suyunu bile içmiş. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Parmak Kız. Bir gün ben de sana yardım edeceğim. Akşam olunca Parmak Kız bayan fare ile konuşmuş. Sevgili bayan fare, size söylemek zorunda olduğum birkaç şey var. Öncelikle ben Köstebek'le evlenmek istemiyorum. O yer altına ait, bense yerin üstüne, güneşe. Ayrıca benim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız sayılır. Ama annemi ve evimi çok özledim. İlk fırsatta güvercinden beni evime götürmesini isteyeceğim. Tamam Parmak Kız, nasıl istersen. Sen mutlu ol yeter. Benim yerimde kim olsa yardıma muhtaç birine yardım ederdi zaten. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de bayan fare. Sizi çok özleyeceğim. Birkaç gün sonra güvercin iyileşmiş. Artık iyileştim Parmak Kız ve gitmem lazım. Benden bir şey ister misin? Evet, beni evime götürmeni rica ediyorum. Yapar mısın bunu? Memnuniyetle. Parmak Kız bayan fareyle vedalaşıp beyaz güvercinin sırtına binmiş. Gökyüzüne uçmuşlar. Rüzgardan düşmemek için Parmak Kız güvercine sıkı sıkı sarılıyormuş. Sonunda Parmak Kız'ın evine varmışlar.
Bayan güvercin onu bahçelerindeki çiçeklerin arasına indirmiş ve tekrar teşekkür edip gökyüzüne doğru uçmuş. Aylar sonra evine dönen parmak kız koşarak annesine sarılmış. Annesi de sevinçten deliye dönmüş. Allah'ım ne güzel bir gün. Çok mutluyum. Sonunda sana kavuştum. Hoş geldin güzel kızım. Seni çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim anneciğim. Tüm yaşadıklarımı anlatacağım sana. Artık hiç ayrılmayalım, olur mu? Başından geçen onca olaydan sonra parmak kız artık hiç evlerinden uzaklaşmıyor. Güneşli bahçedeki çiçeklerle oynuyormuş. Bir gün bahçede çok özel, pırıl pırıl parlayan güneş gibi bir çiçek fark etmiş. Aa, bu ne kadar da değişik bir çiçek. Daha önce buralarda hiç görmedim sanki. Parmak kız çiçekten çiçeğe atlayarak hemen o çiçeğin yanına yaklaşmış. Ve tam o sırada parlak çiçeğin yaprakları bir anda açılıvermiş. Karşısında kendisi gibi mini minnacık ve yakışıklı birini gören parmak kız çok şaşırmış. Aa, sen de kimsin? Ben bu çiçek bahçesinin perisiyim. Ya sen güzel kız? Sen kimsin? Benim adım Parmak Kız. Çok minik olduğum için annem bana bu ismi vermiş. Bu bahçe bizim ama ben seni daha önce hiç görmemiştim. Çiçek perisi ve Parmak Kız kendi boylarında biriyle ilk defa karşılaşıyormuş. Bu şaşkınlıkla beraber birbirlerini gördükleri an çok beğenmişler. Gel zaman, git zaman bahçede dolaşıp oyunlar oynayıp birlikte vakit geçirmişler. Ve bir gün... Parmak Kız, sana bir şey sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Parmak Kız böyle bir teklif karşısında çok mutlu olmuş. Çünkü nihayet birlikte vakit geçirmekten çok keyif aldığı, evlenirse her zaman güneşin altında, çiçeklerin içinde yaşayabileceği ve aynı zamanda annesine yakın olabileceği biri ona evlenme teklifi etmiş. Tabii ki prensim. Çiçek perisi Parmak Kız'a evlilik hediyesi olarak peri tozu serpmiş. Ve Parmak Kız'ın bir anda kanatları çıkmış. Çiçek perisi ve Parmak Kız, annesinin çiçek bahçesinde ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşamışlar. Hadi, hemen oyunumuzu indir, elmaları topla ve sen de kendi Pamuk Prenses stilini yarat. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın yakınındaki bir köyde kırmızı başlıklı kız ve annesi yaşarmış. Bu kırmızı başlığı büyük annesi hediye etmiş. Başlıklı pelerinini o kadar çok seviyormuş ki başlığını kafasına takar, köyde öyle dolaşırmış. Bu yüzden adı kırmızı başlıklı kız olarak kalmış. Ormanın öbür tarafında yaşayan büyük annesini sık sık ziyaret eder, onunla vakit geçirmeyi çok severmiş. Ormanda yaşayan bir oduncu bir gün evlerine uğrayıp büyük annenin hastalandığını haber vermiş. Bunu duyan anne hemen çeşitli otlardan bir ilaç yapmış ve kırmızı başlıklı kıza seslenmiş. Kızım! Büyük annen için çok faydalı bir ilaç hazırladım. Sağlıklı sebze yemekleri de pişirdim. Bunları hemen kendisine götür. Giderken orman yolundan sakın ayrılma ve yabancılarla da konuşma lütfen. Tamam anneciğim. Ben de onu çok özlemiştim zaten. Sepetime koy lütfen, hemen götüreyim. Onu çok sevdiğimizi de söylemeyi unutma. Tamam anneciğim, söylerim tabii. Kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş. Pırıl pırıl bir sabahmış. Etrafta kelebekler uçuşuyormuş. O da neşeyle şarkı söyleyerek ve kelebeklerle dans ederek büyük annesinin evine gidiyormuş. Orman kuş sesiyle doluymuş. Elinde annesinin verdiği ilaç ve yemek sepetini sıkı sıkı tutup hiç elinden bırakmıyormuş.
Etrafta o kadar güzel çiçekler varmış ki keyfi çok yerindeymiş. Çiçekleri görünce annesinin sözlerini unutup hemen ormanın içine dalmış. Ne güzel çiçekler. Bunlardan bir demet yapmalıyım. Sevgili büyük annem çok hoşlanacak. Çiçek toplarken farkında olmadan ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamamış. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da güzel. Bunlar daha da güzel kokuyor. Ah! Kayboldum sanırım. Orman yolunu da kaybetmiş. Doğru yolu bulmak için koştururken aniden karşısına kocaman bir kurt çıkmış. Kırmızı başlıklı kız o kadar korkmuş ki çığlık atmış ve heyecandan sepetini bile yere düşürmüş. Acele acele nereye gidiyorsun küçük kız? Adın nedir? Çok tatlısın. Bana kırmızı başlıklı kız derler. Hasta büyük anneme biraz ilaç, biraz yemek, biraz da mis gibi kokan güzel çiçekler götürüyorum. Benden korkmana gerek yok. Ben kötü bir kurt değilim. Bak sepetini yere düşürdün, al bakalım. Amacım sadece sana yardımcı olmak. Aslında kurtun aklı fikri sepetteki yemeklerdeymiş. Bir de büyük annenin evindeki yiyecekleri ele geçirirsem ömür boyu aç kalmam diye düşünüyormuş. Sanki dostuymuş gibi davranıp kızı kandıracakmış. Kurnaz bir kurtmuş. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim ama acele etmeliyim. Büyük annem beni bekliyor. Çünkü çok hastaymış. İlacını ve yiyeceklerini götürmeliyim. Yoksa iyileşemez. Büyük annenin evi çok uzak mı? Biraz ileride çam ağaçları var. Tam onların arasında. Küçük bir kulübe. Peki o zaman sen çiçek toplamaya devam et bakalım cici kız. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kal. Evin yerini öğrenen kurt kestirme yoldan büyük annenin evine varmış. İçeriden yaşlı kadın kapıyı çalan kurda seslenmiş. Kim o? Sevgili torunum sen misin? Benim büyük anne. Sana ilaç ve yiyecek getirdim. Kapı açık güzel kızım, girebilirsin. Kurt sevinçle içeri dalmış. Büyük anneyi yakalayıp bir sandığa kapatmış. Sonra da onun dolabındaki yiyeceklerden giyip şapkasını da gözlüğünü de takıp yatağa uzanmış. Sonra kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. O sırada orman yolunu bulamayan kırmızı başlıklı kız kaybolduğunu anlamış. Ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Annemin sözünü neden dinlemedim ki? Bana orman yolundan ayrılma demişti. Ormanda ağlama sesleri duyan bir avcı kızın sesini duyup yanına gelmiş. Niye ağlıyorsun küçük kız? Ağlama. Ormanda çiçek toplayacağım diye yolumu kaybettim. Büyük annem hasta, ona ilaç götürmeliyim. Ormanda yalnız dolaşmak çok tehlikelidir. Ben seni gideceğin yere götürürüm. Korkma. Çok teşekkür ederim efendim. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Buralarda hiçbir kurda rastladın mı? Evet. Biraz evvel yanımdaydı. Ona büyük annemin evini tarif etmemi söyledi. Koşarak uzaklaştı gitti. Eyvah! Acele etmeliyiz. Büyük annene bir kötülük yapmadan onu durdurmalıyız. Birlikte hızlıca yola koyulmuşlar. Büyük annesinin kapısını çalan küçük kıza içeriden kurt bu sefer büyük annenin sesini taklit ederek "Sevgili torunum seni bekliyordum. Kapı açık gelebilirsin, seni çok özledim." Kırmızı başlıklı kız sesini hiç benzetmese de
Herhalde hasta olduğu için böyle çıkıyor diye düşünürken... Tamam, artık güvendesin. Seni büyükannenin evine getirdim. Ben de o kurdu avlamak için ormana dönüyorum. Unutma, ben hep buralardayım. İçeri giren kırmızı başlıklı kız, büyükannesi sandığı kurtun yanına oturmuş. Kurt perdeleri kapattığı için içerisi oldukça loşmuş. Kırmızı başlıklı kız, büyükannem hastalanınca çok değişmiş diye şaşkınmış. Senin kulaklarına ne oldu büyükanne? Neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için tatlım. Peki gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Kolların niye bu kadar uzun? Sana sıkı sıkı sarılabilmek için canım kızım. Peki ya dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri? Getirdiğin yemekleri daha iyi yiyebilmek için. Kırmızı başlıklı kız onun gerçek sesini duyunca ormanda tanıştığı kurt olduğunu anlamış. İmdat! İmdat! Henüz çok uzaklaşmamış olan avcı koşarak geri dönüp kırmızı başlıklı kızı yakalayan kurdun kafasına bir odunla vurup bayıltmış. Kurdu ormandan atmak için onu sıkı sıkı bağlayıp bir kenara koymuş. Kurdu çok uzaklara götürecekmiş. Seni hain kurt! Nihayet seni yakaladım. Tüm orman senden kurtuldu. Avcı büyük anneyi sandıktan çıkartarak kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız, bu sana ders olsun. Bir daha annenin sözünden sakın çıkma. Bütün bunlar bu yüzden başına geldi. Hayatlarını kurtaran avcı ile birlikte yemeklerini güzelce yemişler. İlacını içen büyük anne kendini çok iyi hissettiği için neşe içindeymiş. Kırmızı başlıklı kız hava kararmadan koşa koşa evine dönmüş. Bir daha asla annesinin sözünden çıkmayacakmış.